Sorumlular nerede? Enişte, uyumadın mı hala? Anlaşılan uyanık kalmak için geç bir saat. Evet. Ya eve dönmek için? Naidelerdeydim enişteciğim. İkimiz de aynı dersten kaldık biliyorsun, Roma hukuku. Çok sıkıcı bir ders bu Roma hukuku. Neden hukuka girdim bilmiyorum ki. Başka yeri kazanamamıştın hayatım. Ah, tercih meselesi ablacığım. İstesem müzik öğretmeni olabilirdim eniştem gibi. Öğretmenliği neden bıraktın enişte? Biliyorsun yöneticiyle kavga etti. Sen neden yatmıyorsun? Uyumak yaşamdan çalınmış anlardır. Tembellerin işidir. Bu söz kimin ablacığım? Enişte mi? Ama Selim'in o sözü çalışmakla ilgili. Ben de yaşamakla ilgili olmalı diyorum. İnsan yaşamalı değil mi enişte? Dans yaşamın coşkusu, dans etmeli! Dans yaşamın coşkusu enişteciğim! Hadi gelin dans edin! Hadi! Nahidelerde içki içtim. Belli oluyor. Neden içtin? Ben hukukçu olmak istemiyordum ama hukukta okuyorum. Hiçbir yeri kazanamayanları düşün. Polyanlacılık yetmiyor enişte. Tut ki hukukçu oldum, ne yapacağım? Bir suçlu, bir haksız kişi parayı bastırdı mı ben onu savunmayacak mıyım? Ah, kendimi bir eşya gibi hissediyorum. Canım. Bitirdin ha? Demek iyi oldu diyorsun. Bence çok iyi oldu. Değişik insanların değişik görüşlerine yer verdim. Kendimden bir şey katmadım. Müdür bey de beğenecek sanırım. Gösterelim bakalım. Ha, unutmadan söyleyeyim. Bu gece Leman sizi yemeğe bekliyor, tamam mı? Çiçeğe sorarım. Tamamdır herhalde. Efendim. Peki şey. Tamam not ediyorum. Sana geçenlerde ben ne söyledim? Hangi konuda? Şu inşaat kooperatifleri ile ilgili araştırmanı kastediyorum. Ben gerçekleri yazmıştım müdürüm. Gerçek nedir? Gerçek değişkendir. Bu plajda binlerce insan denize giriyor ve deniz suyu tehlikeli. Bu yazıyı değiştireceksin. Hayır. O plajın sahibi kimin yeğeni biliyor musun? Halkını düşüneceğiz, plajın sahibini mi? Ya bu yazıyı değiştirirsin ya da istifanı verir defolursun. Öğretmenim, şarkı söyleyeyim mi? Hayır. Şimdi uyuma zamanı. Canım. Canım yavrum. Çiçek kızım, torunumun sünnet kıyafeti nasıl olmuş? Maşallah. Çok güzel. Kızımın üçüncü çocuğu. Sen ne bekliyorsun? Ömrünü başkalarının çocuğuna bakarak mı geçireceksin yavrum? Yüce Tanrım, onu seviyorum. 7 yıl geçti. Evliliğimizin ilk günündeki kadar onu seviyorum. Ama ona bir evlat veremedim. Doktorlara taşındım yıllarca, ilaçlar kullandım. Ama olmadı. Kalan ömrümün yarısını al Tanrım. Ama onu baba yapmama yardımcı ol.
Merhaba. Ah merhaba, nasılsın? İyiyim, ya sen? Ben de iyi sayılırım. Bu gece Şükrü abiye yemeğe davetliyiz. Şu istifa işini biraz daha düşünsen iyi olur. Ne istifası Şükrü abi? Haberin yok mu? Kocan gazetedeki işinden istifa etti. Yani ben en çok yararlı yardımcımı kaybettim. Yalnız kaldım. Söyle ona, hata yapıyorum. Benim kocam doğru bildiğini yapar. Onun doğru bildiği de mutlaka hata değildir. Tam zamanmışken böyle bir işi bırakmak doğru mu yani? Senin kişiliğinden ödün vermeyeyim. Yarınları düşünmek zorundayız. Ben de gençken senin gibi düşünürdüm ama şimdi havuzlu bir evde oturuyorum. Uyum sağlamasını bilmek lazım. Birkaç sene içinde ben şef olacağım. Sen benim yerimi alacaksın. Yok yok, hayır. Seni kaybetmek istemiyorum. Seni severim Şükrü abi. Ama benim için bu konu kapandı. Bize müsaade. Güzel bir yemekti, teşekkürler. Rica ederiz, yine bekleriz. İyi geceler Şükrü abi. İyi geceler. Biraz daha düşün, olur. Hoşça kal. Hadi. Öyle zor geldi ki elveda deme. Öyle zor geldi ki elveda deme. Neyin var? Selim için üzülüyorum. Aslında onunla övünüyoruz. Hepimiz onun gibi olabilseydik etrafımızdaki yanlışlıklar azalırdı. Üzülme hayatım, her koyun kendi bacağından ısınır. Hadi içelim. Gazeteden ayrıldığına üzülüyor musun? Seninle gurur duyuyorum. İstifa etmekle en iyisini yapmışsın. Kooperatif senetlerini nasıl ödeyeceğiz? Ödeyemezsek ucunda ölüm yok ki. Hakkımızı devrederiz. Üzülmene gerek yok. Thank you.
İstediğin adresi getirdim. Ne? Tamam canım, Muskacı hocanın adresini istemek istedim. Evet. Ay yaşa! Aman dikkat et, herkesi kabul etmiyormuş. Öyle paydosunda seni ben götüreceğim. Sağ ol. Dileğin yerine gelirse müjdemi isterim ama. Bir gerçekleşse canımı bile veririm. Canlanana lazım. Bana bir mantı al yeter. Tamam. Gafur Hoca nerede oturuyor? Şurada, köşeyi dönünce soldan ikinci ev. Alo, buyurun. Bir dakika. Şükrü Bey sizi istiyorlar. Şükrü abi merhaba. Merhaba Kaçak. Ne var ne yok bakalım? Ne haber? İyi, bu gece sizi yemeğe bekliyoruz. Özledim seni. Bir aksilik olmazsa geliriz. Bekliyoruz abi. Aksilik, baksilik tanımayız. Tamam. Evet, ona çok değişik bir hediye almalıyım. Ama ne? Tamam. Kapıya bakar mısın canım? Bakıyorum bebeğim. Oo, merhaba. 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 Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Gelinimiz nerede bakalım? Burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyur. Ne gereği vardı Şükrü abi, sağ ol. Kocan söylemedi ama ben biliyorum. Bugün evlilik yıl dönümümüz. İstersen kaçıncı olduğunu da söyleyeyim. Aman dur Şükrü abi, yaşımız ortaya çıkar sonra. siz buyurun, ben hemen geliyorum. Buyurun abi. Bir dakika. Önce herkes şu an için ne düşünüyorsa söylesin. Selim'den başlıyoruz. 7 yıl. Toplam 2556 gün, 18 saat. Bir an olsun bana kahrı tattırmayan çiçeğime şükran, sevgi, başka ne diyeyim? Sıra sende. Selim gibi bir kocam var. Dünyadaki en şanslı kadın benim herhalde. Dilerim her kadın benim kadar mutlu olur. Sıra sizde küçük hanım. Mutluluk güzel şey. Ama böyle bir evlilik yıl dönümü daha görkem bir kutlanmalı bence. Mesela lüks bir restoranda smokingli garsonlar, orkestra mutluluk şarkısı çalmakta. Bu senin.
Bu da senin. Hazır mısın? Hazırım. Bir. İki. Üç. Hadi. Acıktın mı Cici? Annen şimdi seni doyurur. Babacık gitti mi Cici? Babalar erken gidiyor işte. Sen biraz uyu. Bize bir çocuk ver Tanrım. Ne olur, onu babaya. Üzülmesin. Dert etmiyor gibi görünüyor ama hangi erkek 7 yıl baba olmazsa dert etmez ki. Ne olur Tanrım, yardım et. O boynu bükük kalmasın. Yardım et. Ne olur. Bahar'ın annemizin kollarından yaşadı. Çiçekli bahçemizin yanarında koşadı. Çiçekli bahçemizin yanarında. Anlaşılmaz insansın be Selim. Sana bir başka gazetede iş bulduk, ona da hayır diyoruz. Şükrü abim, güzel abim. Mesele şu, ben uyumsuzum. Onların da dümen suyuna giremem. Gene atılırım. Öyle olunca evden eve dolaşmak daha iyi. Ama seni üzgün görmek canımı sıkıyor, inan. Üzüntüm hiç değil. Ne peki? Çiçek. Çocuksuzluğu dert edin. Bana bir oyuncak bebek almış. Dün gece onunla yatırdım. Yastığımın altında da bir muska buldum. Bebeği olmadığı için çok üzgünüm. Acı çekiyor. Sanıyorum doktorlara gitmiştiniz. İlk 3 yılımız doktorlarda dolaşmakla geçti. Dert etmeye değmez ki, olmadı evlat edinirsiniz. Hem 15 yıl sonra bile çocuk sahibi olanlara rastlanıyorlar. Dert edinen ben değilim ki o. Bebekler hiç yaramazlık yapmazlar. Canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Uslu ol bakalım. Hı? Anneciğim sana etek dikiyor. Babacık beğenecek mi bakalım? Abla. Merhaba. Hoş geldin.
Kimle konuşuyordun abla? Bununla. Bunca yıldır neden bebek yapmıyorsunuz? Olmuyor işte. Suç enişten de mi? O hiçbir zaman, hiçbir konuda suçlu olamayacak kadar mükemmel bir insandır. Üzülmen yersiz, hatta sevinmelisin. Neden? Doğum yapan arkadaşlarım var. Hem vücutları bozuluyor, hem de o doğum sancısını unutamıyorlar. Bazı acılar kutsaldır. Bu acıyı neden biz çekiyoruz da erkekler çekmiyor? Saçmalama. Hayır, saçmalamıyorum. Biraz tarafsız düşün. Düşüncelerine katılmıyorum. Katılmazsın tabii, dünyalarımız farklı. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Ben senden farklıyım ablacığım. Senin en büyük eksikliğin yüksek öğrenim yapmamış olman. Ailemizin durumunu biliyorsun, okutamadılar. Sen okuyorsan eniştene şükret. Sen şükürcüsün, oysa dünya şükredenlerin değil, arayış içinde olanların. Belki senin flörtlerin de olmamıştır ablacığım. Bu bir eksiklik değil. Ben ilk tanıdığım ve sevdiğim adamla evlendim, memnunum. Bütün eksikliğin de bu ya, dünyayı tanımadın. Belki daha iyileri çıkardı önüne, daha zenginleri. Yeter, saçmalama yeter! Merhaba, ben Tuncer. Yarın bekliyorum, tamam mı? Tamam, anladık, yarın görüşürüz. Bir aksilik çıkmasın ama. Tamam dedik ya be, hadi baba. Ablacığım Nahide telefon etti. Yarın bizim arkadaş grubu Bodrum'a gidiyormuş. Benim de gelmemi istiyorlar, oyun bozanlık etme diyorlar. Neşeciğim, durumumuzu biliyorsun. Ne cevap verseydim yani? Eniştem akılsızlığı yüzünden işinden atıldı, sıkıntı içindeyiz, o yüzden gelemiyorum mu deseydim? Küçük mü düşseydim? Enişten için böyle konuşamazsın. Geçen yıl biz tatile gitmedik ama seni yolladı, unuttun mu? Konumumdan nefret ediyorum. Ne şanssızım ben be! 3 günlüğüne Bodrum'a gitmeye bile hakkım yok! 3 gün için onca yol çekilir mi? Uçakla gidip dönülecek, sen onu düşünme. Hem de uçakla! Alemsin vallahi. Biraz gerçekçi ol, ayağını yorganına göre uzat. Kapıya bakar mısın Neşe? Kendin bak! Bak, ne uslu çocuk değil mi? Oo, yeni ciciler giymiş. Ben diktim. Büyük iş başardın. Neyin var koca bebek? Bana kızdı. Neden? 3 günlüğüne uçakla Bodrum'a gidiyormuş arkadaşları. Onu da çağırmışlar. Ben de gidemezsin deyince... Alo, buyurun. Neşe sen misin? Evet, siz kimsiniz? Aşk olsun. Şükrü abini tanımadın mı? Selim evde mi? Bir dakika. Şükrü abi sizi istiyor. Şükrü abi merhaba. Merhaba, niye uğramıyorsun hiç? Koşturuyorum abi. İyi koşturmalar. Dersler nasıl gidiyor? Fena sayılmaz. Şu köşeyi dön de bize de bir faydan dokunuversin. Köşe mi kaldı abi? Sana 2 öğrenci yollayacağım, bizim spor şefinin çocukları. Züngündür kerata, hiç acıma. Bu bir. İkincisi, yarın uğrarsan tazminatlarını alabilirsin. İki maaş ikramiyen de olduğu gibi verilecek. Takdir mi edildik abi? Sen her zaman takdir edersin ama biraz dik kafasın işte. Yarın uğra da görüşelim. Peki. Tamam abi. Oh.
Sigara içme özgürlüğümüz de mi yok? Ne şans be! Sen şanslı bir kızsın. Ben şanssızın tekiyim. Sen kısmetlinin tekisin. Hadi bakalım, valizini hazırla. Niçin? Bodrum'a gitmek için. Şaka etmiyorum. Oh, aptal eniştem benim! Hiç gereği yok. Yarın tazminatı alıyormuşum. İki maaşta ikramiye verecekler. Şükrü abi iki de öğrenci bulmuş. İstersen sen de hazırla valizleri. Ya kooperatif senetleri? Boş ver şimdi senetleri. Seni çok seviyorum enişteciğim. Benim bir atım var, oturunca oturur, kalkınca kalkar, üzülünce üzülür, süzülünce süzülür, darılınca darılır, barışınca barışır, aslan geliyor, kaplan geliyor. Elvan'la bakıyor, ne derse çıkıyor. At bakayım bir 50.000 liracık, tut niyetini de bakayım falcağızına. Kara kaşlı, kara gözlü bir erkeği sever misin? Merhaba canım. Merhaba. Bugün ne oldu biliyor musun? Yuvaya bir falcı kadın geldi. Herkes baktırıyordu falına, ben de baktırayım dedim. Ne dedi biliyor musun? Dileğimiz gerçekleşecekmiş. Sevinmedin mi? Bana inanmıyor musun? Biliyorum, sen böyle sözlere inanmazsın. Üstelik kızarsın. Ama o falcı kadın ne derse çıkmış şimdiye kadar. Bizimki de çıkabilir. Garson. Buyurun efendim. Bana bir rakı. Sen ne içersin canım? Ben alkol almayayım, anlarsın ya. Süt. Sadece süt mü efendim? Evet, sadece süt. Bağıştın. Demek baba oluyorsun. Dur bakalım Şükrü abi, doktor ne diyecek? Evet Kemal'cim, seni dinliyoruz. Bir şey söylemek için henüz erken. Ama ben hissediyorum. Hamileyim. Kesin bir sonuç istiyorsanız bir hastaneye gitseniz iyi olur. Bazı tahliller gerekli.
Hemen gidelim mi? Bugün mü? Hemen, ne olur. Bugün cumartesi. Pazartesiyi bekleyeceksiniz. Çifte kumrular, şimdi nereye? Çiçeği eve bırakacağım abi. Ama seni yormuyorum. Bir taksiye biner. Bırak lan bu kibarlık ayaklarını. Söyle gelinim, nereye gitmek istiyorsun? Şükrü abi, eve gitmek istemiyorum. Lütfen beni kreşe götürür müsün? Emrin olur, annelerin en güzeli. Tabii. Sağ ol abi. Ha bak, yeğenimin adını ben koyacağım ama, tamam mı? İnşallah abi. İnşallah bir oğlum olur ve babasına benzer. When you play a fresh mix, I lose control. Şaşıracağın gelişmeler olacak basın aleminde Selim. Ne gibi? Büyük gazetelerden birini yabancı bir basın tekeli satın alıyor. Büyük soluk yüzde oraya transfer oluyor. Bedelini alır. Evet. Sanıyorum müdürlüğü de bana teklif edecekler. Güzel ama riskli. Güvenebileceğim arkadaşlara ihtiyacım olacak. Nazlanma lan. Artık gazete bizim olacak. Sesimizi çıkaracağız. Sesimizi diyorum, dikkat et. Bana biraz süre ver Şükrü abi. Çiçeğin durumu belli olsun. Olumluysa sen de olumlu cevap vereceksin, tamam mı? Herhalde Şükrü abimizi yalnız bırakmayız. Sağ ol. Sağlığına. O canım. Kardeş gelene kadar burada yatabilirsin. Yakında kardeş gelecek. Abla olacaksın. Zil çalıyor. Baba geldi herhalde. Nasılsın çiçeğim? Sevgilimi bekliyordum, geldik. İyiyim, mutluyum. Özür dilerim, geciktim. Özür dileme lütfen. Özür bir hatanın sonucudur, sana göre değil sevgilim. Şükrü abiyleydim. Biraz da içtim. Biraz da hüzünlendim. Gel sana bir kahve yapayım, hadi. Sağ ol.
Bir şeyler anlatmak istiyoruz. Evet. Anlat. Bir öğretmenim vardı. Müziğe yöneltmese şimdi ilkokul öğretmeniydim. Bence en zor, en saygın meslek. Ama müzik öğretmeni oldum. Ve o sivrisinekle takıştın, öğretmenliği bırakmak zorunda kaldın. Hı hı. Ve gazeteciliğe başladım. Aslında bana çok uygun bir meslekti. Ama haftalık renkli magazinden nefret ediyordun. Hı hı. Evet. Sadece haftalıklar mı? Günlük gazetelerde de acı veren durumlara rastlamadık mı? Ama o adamın dediği doğruydu. Hangi adamın? Plajdaki Aydın'ın. Ne demişti? Vurdum duymazlığın bir hastalık haline aldığını söylemişti. Gazetecilik bunun için önem taşıyor değil mi? Evet. Şükrü abi bugün işe dönmemi tekrar istedi. Peki, dönecek misin? Bilemiyorum. Günaydın teyze. Sana bazı sorularım olacak. Ne sorusu? Neden dileniyorsun burada? Evladım, dilendirenlere sor. Günde kaç para kazanıyorsun? Simitlerin mi, adrenine? Ha? Başlattı, simidinden peki, konuşuyoruz, bak görmüyor şimdi, musun? Kimlerden şikayetçisin, onu anlatsana. Aa, evladım, şu bozuk yollardan şikayetçiyim. Müşteriler azaldı. Buralardan şikayetçisin. Evet, şikayetçiyim. Şimdi işimize bakalım. Direndi, tamam, güzel. Sadaka. İyi günler beyefendi. İyi günler. Sanıyorum bu mağazanın sahibisiniz. Evet. İşler nasıl gidiyor? Ne işinden bahsediyorsun arkadaş? Kaç gündür siftah yapmadık. Sizce sebebi nedir? İnsanlar eskiden bu caddeden geçerken vitrinlere bakar ve alacağını seçerdi. Şimdi düşmeden nasıl yürürüz diye önlerine bakıyorlar. Vitrinlere göz bile atmıyorlar. Peki bu sıkıntı ne zamandan beri? Önceki belediye zamanında bu cadde 5 kez kazıldı. Yeni belediye zamanında oh deriz diye bekledik, onlar da 3. kez kazıyorlar. Yani sıkıntımız yıllardır sürüyor. Sizce nasıl çözümlenmeli? Gel kulağına söyleyeyim. Aha, hoş geldin canım. Tatilin nasıl geçti? İyiydi ablacığım. Sana bir müjdem var. Ne? Teyze oluyoruz, teyze. Sevindim. Eniştene merhaba demeyecek misin? Yorgunum abla. Neyin var? Söyle canım. Bir şeyim mi olmalı? Yorgunum dedim ya. Çiçek! Canım, güzelim, çiçeğim ne oldu sana? Evet doktor bey. Eşiniz hamile değil Selim bey. Anlamadım. Açık konuşmakta yarar var. Eşinize bir müdahale gerekiyor. Neden? Alınması gereken bir tümör var. Sanıyorum sizi o yanıltmış. Onun şişliğini gebelik sanmışsınız. Thank you.
Ne haber? Bebeğim yaşıyor mu? Şey, yaşıyordur herhalde. Sen iyisin değil mi? Bebeğim yaşıyor mu? Şimdiye dek hiç yalan söylemedin bana. Doğruyu söyle, korkma. Hatırlıyor musun? Evliliğimizin ilk günü ne demiştik? En kötü olaydan bile sevinecek bir yan çıkaracaktık. Bebeğim öldü mü Selim? Şöyle düşünebilirsin. Hiç olmazsa bebek sahibi olacağını anladım. Beni evimize götür. Birkaç gün burada kalman gerek. Bebeğin alınması için bir müdahale gerekiyormuş. Seni seviyorum. Ve sana şunu söylemek istiyorum. Senin yol benim için yeter. Gerçeği ona söyleyemedim Şükrü abi. Bebeğinin öldüğü yalanını uydurdum. Düşünsene, o bebek sevinciyle uçarken karnındaki bebek değil, bir tümör diyebilir miydim? Sen olsan söyleyebilir miydin abi? Dua edelim daha bir tümör olmasın. Sabah 9'da gelip alırım seni. Hiç gerek yok Şükrü abi. Sen işinden kalma. Boş ver işe. Sabah hastaneye birlikte gideceğiz. İyi geceler. İyi geceler. Merhaba. Merhaba enişte. Ne yapıyoruz? Bir süre Nahide'lerde kalacağım. Annesi babası yazlığa gitmiş. Nahide yalnız da. Ablan hastanede. Önemli bir şey yoktur sanırım. Merak etmiyor musun? Yarın ziyaretine gelirim ama şimdi gitmeliyim. Ablan hastanede diyorum sana, hastanede! Canımı acıtıyorsun, yarın ziyaretine gelirim dedim ya! Şimdi gidiyor musun yani? Evet, şimdi gidiyorum! Hiçbir yere gidemezsin! Ya! Ben sizin tutsağınız değilim, yaşım 20, istediğim yere giderim, gidiyorum da! Yeter artık, beni deli etme! Asıl sen beni deli ediyorsun, çekil yolundan, gideceğim! Gitmek zorundayım! Gidemezsin! Neden? Ablanı düşün! Ablamı düşündüğüm için gidiyorum! Ona ne verebildin? Sevgimi, yüreğimi, her şeyi verdim! Sevgin, yüreğin onu sağlıklı yapabildi mi? Ben ortaokula giderken ablam yine hastalanmıştı! Ne yaptınız? Artık. Ya şimdi ne yapıyorsun? Yeter! Herhangi bir hastanede! Neden? Çünkü zengin birinin eşi değil! Yo enişte bey! Eğer bu kaderse, ben bu kaderi paylaşmayacağım! Sus diyorum! Onun için gidiyorum, anladın mı? Sen delirmişsin! Belki de yeni akıllandım! Onun için gidiyorum işte, gidiyorum! Gidemezsin! Gideceğim! Gidiyorum! Gideceğim! Gideceğim! Elinizi sıkın, kendinizi rahat bırakın! Ne somurtuyorsun? Basit bir ameliyat işi. Somurtmuyorum bebeğim. Neşe gelmedi mi? Gelecekti ama ben istemedim, üzülebilir. Ameliyattan sonra toparlandığında görsün istedim.
Uykum geliyor. Uyu bebeğim. Bir saat 12 dakika oldu. Neden çıkmıyorlar? Telaşlanmana gerek yok. Bu tür ameliyatlar artık çocuk oyuncağı. Burada önemli olan tümörün cinsi. İnşallah habis değildir. Yarın mı? Ne man kafasın be! Sana yarın gelemem diyorum. Ablam hastanede. Cumartesi mi? Bu cumartesi mi? Bilmiyorum. Parti mi var? Kimler var? Nerede? Geliyor sıratımında. İyi tamam. Tamam. Tamam dedim ya. Gelmeye çalışırım. Hadi baba. Enişte burada mıydın? Ablam nasıl? Ameliyat edildi. Yanında kalmama izin vermediler. Geceyi yoğun bakımda geçirecekmiş. Yarın beni de götürür müsün? Yanılmış olamaz mısınız? Keşke yanılmış olsaydık. Ama biyopsi raporları kesin. Aman Allah'ım! Olamaz. Canım ablacığım. Seni çok seviyorum. Ne oldu Şükrü abi? Biyopsi raporu gelmiş mi? Sana soruyorum Şükrü abi. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu Şükrü abi? Kardeşim! Ne diyorsunuz siz? Yanılıyorsunuz. Yanıldığınızı söyleyin. Şakaydı deyin. Biliyorum güç bir durum ama biz gerçeği söylemek zorundayız. Olamaz. Bir yanlışlık olmalı. Mutlaka bir yanlışlık olmalı. O benim çiçeğim. Bebeğim. Canım. Her şeyim. Günleri sayılı beyefendi. Eğer zamanında müdahale edilebilseydi kurtulabilir. Ama çok geç kalınmış. Hayır. Çok geç. Hayır. Hayır. Nasıl olur? Olamaz. Kabul etmiyorum. Böyle bir kaderi kabul etmiyorum. Lanet olsun. İsyan ediyorum. İsyan. Lanet olsun. Kanımı istiyorum. Lanet olsun! Lanet! Kanım! Çiçeğim! Canım! Bebeğim! Olamaz! 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 Neden bu kadar çok iğne yapıyorlar? Tedavin için gerekli bebeğim. İyileşeceksin. Neden hala buradayım? Evimize gidelim. Orada da yapılabilir.
Doktorlar izin verince gideriz bebeğim. Neşe nasıl? İyi. Çok iyi. Ya Maviş? O da iyi. Uykum geliyor. Uyu bebeğim. Ben buradayım. Seni üzdüm. Ne demiştik ilk gün? Artık sonsuza kadar bir yolda beraberiz. İyi günde, kötü günde beraberiz. Hiçbir şeye üzülmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişmanlık duymayacağız. Eve dönmek istiyorum. Ama hastanede hemşirelerin gözetiminde hiç değilse ağrıları hissettirilmiyor. Ama eve dönmek istiyorum. Sonra kendimi hiç affedemem. Yarın onu eve götüreceğim. Bu gece bizde kalacaksın. İtiraz yok. Hayır, eve dönmeliyim. Ona giyecek temiz bir şeyler götürmeliyim. Neşe'ye de söyleyeyim yarın evden ayrılmasın. Nasıl istersen. Uzatın kolunuzu. Ağrıları duymayayım diye bu kadar iğne yapıyorsun. Yok canım. Yakında öleceğim değil mi? Allah gecinden versin. Kim söyledi? Kimse söylemese de biliyorum. Biliyorum. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben... Neyse boşver. Elindeki ne? Eve dönmek istemiyor muydun? Hı. Sana giyecek getirdim. Şuna. Sen var ya sen. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum bebeğim. Ama evde temizlik yapacağım ben. Ben de sana yardım ederim çiçeğim. İstemiyorum. Şükrü abi söyle şuna. Kadınlar iş yaparken erkekler ayağa dolaşır mı?
Dolaşma. Selim, gelinimi rahat bırak. Sen nasıl istersen çiçeğim. Sen nasıl istersen. Çapkınlık da yapmam. Yapmam bebeğim. İstanbul'un orta yeri sinem. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. Thank you.
kollarında sonsuza dek böyle yürüsün. Bu kutsal hiç bitmesin. Seni daha güzel bir yere götüreceğim. İlk dans ettiğimiz yere bebeğim. Ama önce bir şeyler ye. Ne güzel, senin kollarında böyle sonsuza dek dans etsek, gece hiç bitmesin. Sabah olmasın. Sabah olmasın. Sabah olmasın. Çiçeğim. Çiçeğim! Çiçeğim!